Merhaba benim birbirinden tatlı aile üyelerim. Kanalınıza hoş geldiniz. Aramızda 2 gün sonra üniversite sınavına girecek olanlarımız var. Çok stresli ve yorgun hissettiğinizi biliyorum. Böyle zamanlarda kendi sınav zamanımı hatırlıyorum da sınav başlayana kadar ellerimin titremesi durmamıştı. Şimdi düşününce gerçekten boşa stres yapmışım ama o an bunu idrak edemiyor insan. Bu hayatınızın dönüm noktası falan değil. Kendinizi kasmayın. Sakin olun ve kendinize güvenin. Hayat sadece sınavdan ibaret değil. Hayallerinizin gerçekleşmesi için en büyük kural kendinize inanmanız. Siz her şeyi yapabilecek kadar güçlüsünüz. İmkansızlıklar içinde hayal kurmak ve gerçekleştirmek deyince akla gelen ilk isim banktan. Size biraz moral olur düşüncesiyle 2015 yılında Jungi'nin kendi sınav zamanını yaşadıklarını, üyelerin abileri için neler yaptığını, herkesin nasıl heyecanlı olduğunu anlattığı bir yazısını paylaşmak istiyorum. Biraz uzun bir yazı ama sonunda kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz. Haydi arkanıza yaslanın canlarım. Merhaba ben Suga. Bugün 2015 yılının üniversite giriş gününden bir önceki gün. Bana üniversite sınavına girmeden önceki gün yaptıklarımı düşündürtüyor. Daegu'dan Seul'e göçmenin ve ebeveynlerimden ayrı yaşamaya başlamanın üzerine geçen tam bir seneden sonra birkaç gün daha geçmişti. Bana öğlen yemeği kutusu hazırlayacak kimsem yoktu. Bu yüzden uyumaya giderken kendi kendime üniversite sınavına gireceğim yere gitmeden önce kimbap satın almalıyım diye düşündüm. Ama hala uyuyamamıştım. Seul'e geldiğimde çalışmaktan uzaklaşmış ama sınava hazırlanması gereken birisi olduğumu düşünüyordum. Şöyle bir düşününce her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmış bir sınav adayıydım. Bir türlü uyuyamamıştım. Saatler boyunca yatakta bir o yana bir bu yana dönmüştüm. Sonra dışarıdan gelen kıkırdaşma sesleri duydum ve bana öğlen yemeği paketliyorlar diye düşündüm. Uzun bir süre uyanık kaldım. Bana yemek hazırladıklarının bilincindeydim tabii ki. Ama kapıdan dışarı veya lavaboya dahi çıkmadım. Sadece uyuyormuş numarası yaptım. Onlarsa ara sıra gelip ben uyuyor muyum, uyumuyor muyum diye beni kontrol ettiler. Bunun sebebi grupta üniversite giriş sınavına girecek ilk üye bendim. Çocuklar da endişeli görünüyorlardı. Benden çok önemsiyorlardı. Dürüst olmak gerekirse bilmiyormuş gibi yapmak benim için çok zor olmuştu. Her neyse, yemek kutusunu aldım ve fighting cümlelerini duyduktan sonra çıktım. O zamanlar yurttaki en büyük huyong bendim. Yani hepsi benim küçüğümdü. Yazım hataları için özür dilerim. Şu an banyoda olduğum için oluyor. Sabahın erken saatlerinde üniversite sınavına gireceğim mekana varmıştım ve sebepsiz yere çok heyecanlanmıştım. Şansıma sınav merkezi benim lisem değil başka bir okuldu. Çıkış zamanları sürekli giydiğim gri olan atkımı boynuma sardım. O atkıyı bana Seul'e gelmeden önce annem almıştı. Grosogil'i geçip sınav merkezine vardım. Zaman ağır çekimde gibi yavaş ilerliyordu. 17 yaşımda stüdyoya gittiğimden beri hiç önemsememiştim ama şimdi endişeliydim. Düşünsenize, ben bile böyle endişeliysem siz nasıl olurdunuz? Sınav giriş merkezine gittiğinizde herkes size yeşil çay, çikolata, şeker falan veriyor. Ben içeri girmeden önce acaba bana bir tane daha verir misiniz diye sordum. Millet, içeri gitmeden önce hepsinden bir tane daha isteyin. Ne çok yazım hatası yaptım. Su geçirmez bir kap kullanmama rağmen içi resmen buhar doldu. Klavyede bir şeye bassam diğerine de basıyor. Neyse, üyeler öğlen yemeği vakti gelmeden önce kutuyu açmamamı iyice tembihlemişlerdi. Ve ben de öyle yapıyordum. Kutuyu açmamış beklemiştim. Ama kutunun içinde pişmiş tavuk göğsüyle pirinç, Vienna sosisleri ve yumurta rulosu vardı. Stajyer olduğumuzdan paramız yoktu. Yurtta buldukları malzemelerle hazırlamışlardı. Yalnız başıma yedim ve gerçekten çok lezzetliydi. Ama sonra kutunun içinde birkaç A4 kağıdı olduğunu fark ettim. Bu ne böyle diye düşündüm ve baktım. Meğersem bir mektupmuş. Özel mektup kağıdı almaya paraları olmadığından yurttan arakladıkları A4 kağıdına yazmışlar. Açıkçası duygulanmıştım. Ah yok canım ne ağlaması. Sınavı bitirdim ve mektubu tekrardan okudum. Sınavı bitirip merkezden çıkmış diğer adaylar aileleri ve arkadaşlarıyla nereye gideceklerini konuşuyorlardı. O sıra yalnız başıma yürürken gri atkımı tekrar boynuma doladım ve siyah beyaz görünen tek kişinin ben olduğumu düşündüm. Yürürken kafamın içinde milyonlarca düşünce beliriyordu. 12 yıllık eğitim öğretim hayatım cidden son mu buldu? Arkadaşlarıyla bir şeyler yapmak diğerleri için eminim hoştur. Bense pratik yapmaya gitmeliyim. Ayrıca ailemle de bir ara yemek yemeliyim.
bu tarz düşünceler. Yurda geri döndüm ve kardeşlerim bana sınavın nasıl geçtiğini sordular. İyi yapmak gibi bir durumum yoktu zaten. Öylece kağıda baktım dedim. O gece de uyuyamamıştım. Yabancı ve garip duygular ve anlamsız bir boşluk içerisindeydim. Ve çok fazla düşünce vardı kafamın içinde. İşte böyleydim. Hiçbirinizden farkım yoktu. Hayatının herhangi bir noktasında böyle olmayan var mı? Bu yüzden endişelenmeyin ve sınavı sakince çözün. Cevabını bilmediğinizde panik yapmayın. Olmadı C'yi seçin. Öğrenci günlerimden neyi hatırladığımı soracaksanız hiçbir şey hatırlamadığımı söylemem gerek. Hem ayrıca benim öğrencilik hayatım 18'ime girdikten sonra başladı. 18'imden beri 2. 3. sınıf lise öğrencisi değil, 1-2 senelik stajyerdim. Okul gezisine falan hiç katılmadım. Sınavdan sonra gidin, canınızın istediği gibi oynayın. İyi de yapsanız, kötü de yapsanız 12 yıllık emek veriyorsunuz. Yani hak ediyorsunuz. Ama arkadaşlarınızla içmeye gitmeyin. Daha reşit değilsiniz. 20 yaşına gelince yapın onu. Benim sınav sonrası pratik yapmam, sonra yemek yemem gerekiyordu. Ciddiyim. Boş kafayla sınava girdikten birkaç gün sonra 20 yaşıma basmıştım. 20 yaşındayken girdiğim ilk yeni yılım kulübe gitmek ya da içmek değildi. Ailem ile beraber Busan'a gitmekti. Denizden başka bir şey yoktu. Toplumdan uzağa sürgüne gönderilmişim gibi hissediyordum. 20'ye girince hayatımın pat diye düzeleceğini sanmıştım ama yanılmışım. Üniversite sınavı ve 20 yaşına girmek o kadar da önemli değilmiş. O yüzden endişelenmeyin. Gerçekten önemli bir şey değil. Eğer kısa cevaplı matematik soruları hakkında bir şey bilmiyorsanız cidden o kadar önemli değil. Kendinizden geçmeyin ve endişelenmeyin. Sadece elinizden gelenin en iyisini yapın. Ne daha fazlası ne daha azı. Eğer aileniz sizi sınav merkezine götürmek isterse kibarca kabul edin. Onlara veya herhangi birine gereksiz yere kaba davranmayın. Sınav esnasında batırırsanız sorun değil ama yine de en iyisini yapmaya çalışın. Umarım herkesin sınavı iyi geçer. Sınavı yaparken odaklanın. Şimdi süt içip ve marul yiyin ki saat 11-12 olduğunda uyuyabilirsiniz. Hepinize iyi geceler ve sınavınızda başarılar dilerim. Fighting, bye bye. İşte Minyungi'nin sınav anıları. İnanmak başarmanın yarısıdır. Kendinize inanın canlarım. Sizi morluyorum.